Efendim, tarihin halka odası devam ediyor. Sohbetimize devam edeceğiz. Yalnız bu arada ben size bir deminden beri sözünü ettiğim kitabı göstermek istiyorum. Efendim, Sicilli Osmani diye bir kitap vardır. Yani yaklaşık tercümesiyle Osmanlıların Sicili. Bu kitap Mehmet Süreyya Bey tarafından yazılmıştır. Birinci Dünya Savaşı yıllarında 1910'lu yıllarda yayınlanmıştır. O yüzden kağıdı çok kötüdür. Elinde kalıyor böyle insanın, yokluk zamanında basılmış. Saman. Balkan Savaşı, samandan da beter bir şey. Fakat sonra bunu İngiltere'de mi, Almanya'da mı, bir yerde tekrar bastılar. Yani kitap anlatmaya gerek yok, bilen bilir. Osmanlı tarihinin ana kaynaklarından biridir. Çok önemli bir kitaptır. Her tarihçinin evinde vardır. Var değil mi sende? Vardır. Her tarihçinin evinde vardır. 19 cilt dediniz değil mi? Hayır, hayır. Yok. 4 cilt. 4 cilt. 4 cilttir. 4 cilttir. Ne olduğunda? Ama bunlar kaç? Bir dakika, bir dakika, başka bir şey. Geleceğim şimdi, müsaade buyurun. Ne anlatıyor onu da söyleyelim de. Şudur. Devlet adamları, hanedan, ulema yani din adamları, yazarlar, önemli askerler, Osmanlı tarihinde isim yapmış veyahut önemli yer işgal etmiş kim varsa bu kitaptadır. Evet. Sicili Osmani'dedir. Ve Mehmet Süreyya Bey'in dediğim gibi en önemli kaynaklarından biridir. Yani tarihlerden kim var? Peçevi neyse Osmanlı tarihi için. Naima neyse. Bir el kitabı. Efendim, Osmanlı müellifleri Musalı Mehmet Tahir Bey'in neyse Sicili Osmani'de öyle son derece önemli. Her tarihçinin, hatta hobisi tarih meraklısı olan kimselerin bile elinin altında bulunan bir kitaptır. Efendim, 1940'lı 50'li yıllarda o dönemin tarihçilerinden ve tarih deyimleri sözlüğü diye şöyle 3 ciltlik büyük bir kitabı olan Mehmet Zeki Pakal'ın bu Sicili Osmaniye bir zeyl yazmış. Zeyl tamamlama demektir. Yani baştan bir kitap çıkar, aradan 10 sene geçer, bazen 50 sene geçer, bazen 500 sene geçer. O kitabı tamamlamak maksadıyla bir zeyl yazılır. Zeyller genellikle asıl kitapta bahsedilmeyen konuları ele alırlar. Dolayısıyla bu Mehmet Zeki Pakalı'nın yazdığı ve Mehmet Süreyya Bey'in Sicili Osmanisi'ne ilave maksadıyla kaleme aldığı bu kitap ötekinin tamamlayıcısıdır. Bakın bugün sevgili seyirciler, bu kitap bana Erhan sağ olsun Ankara'da tarih kurumundan çıkmış. Dün bir arkadaş Fikret aldı galiba değil mi? Fikret oradan gönderdi, Fikret Saracoğlu. Bir arkadaşımız almış, kargoya vermiş. Bugün aldım yani. Ben binaya gelirken bir saat önce falan önce. Evet. Yavuz gittik, git bıraktık da yerden aldık kadro şeyinden. Yani programa bunun bugün geleceğini bilseydim ben asıl Sicili Osmani'yi de getirirdim. Bende de var ve karşılaştırırdık neneğin devamı. Bu şey, bunu söyleyelim. Sicili Osmani'nin son dönem devlet ricali eksiktir. Yani evet. 19'un sonu. Yani son dönem devlet adamları. Yani devlet adamı eksiktir. Hatta son dönem devlet adamları ilgili de bir Nuhbetül Vekai isimli kitabı var. İsimleri tam söyle. Nuhbetül Vekai isimli bir eseri var. O da bir yangına uğradığı için her yerde bulunmayan küçük bir risaledir. Yani devamını getirememiş yani Mehmet Süreyya. Evi yanıyor. Evi yandığı için kitapların hani önemli bir kısmı yazıyor. Çıkış yapmak, giriş yapmak, o bakıyor ki yangına uğramak. Ya evi yanmış desene. Ya evi yandığı için böyle bir şey oluyor. Yani ve daha sonra çeşitli evet. Tamamlama teşebbüsleri oluyor. Bunlardan birisi de Pakal'ın bu kitabı yazmış. 50'li, 40'lı, 50'li yıllar zannedersem. Şunu bakmak lazım, burada vardır. Türk Tarih Kurumu'na vermiş. Türk Tarih Kurumu 19 cilt olarak, yani her cilt şöyle. Şunlar bir cilt. Çok kalın değil ama 19 defter aslında bunlar da. Niye böyle 19 tane bastılar onu ben anlamadım. Orijinaline sadık kalırsın. Yani. Evet. O zaman şeyi 40 küsür cilt basmaları lazım. Neydi? Tarih bölüm bölüm bir şey vardı küçük. Hayrullah Efendi mi? Hayrullah Efendi. Niye onu tek cilt basıyorlar? Efendim, ve her cildi
bir tarihçiye vermişler yeni harflere çevirsin diye. Çevirmemişler, canını okumuşlar kitabı. Efendim, demin arz ettiğim gibi bu programın başlamasından bir saat önce geldi. Ya Pelin Hanım, Erhan şahit. Şimdi bir kitap, bu kitap, kitapta yazılı olanlar doğru mudur, değil midir diye kesin bir hüküm vermek için orijinal metne bakmak lazım. Evet. Doğru mu okundu, yanlış mı okundu, ama eğer edebiyata merakınız varsa, edebiyat biliyorsanız, şiirle uğraşıyorsanız, merakınız varsa ve vezin biliyorsanız, orijinale bazı durumlarda asıl orijinal metne bakmaya gerek yok. Çünkü edilen haltları buradan görebilirsiniz. Şimdi ben size bazı örnekler vereceğim. Ve Türk Tarih Kurumu gibi son derece güzide bir müessesesinin, kurumun, kuruluşun bir müessesesinin ne hale geldiğini örnekleriyle vereceğim şimdi size. Ve tekrar söyleyeyim, bunlar benim 20 dakika veya yarım saat içerisinde... Daha bile az. Daha da az, şahitsiniz. Yani vezin bilgisiyle bulduğum hatalardır. Şu Mehmet Sekip Pakalı'nın orijinal defterleri burada olsa, demek ki buna baştan aşağı kıpkımız olacak. Hata işaretlerinden. Ama tarih kurumunda şöyle bir sistem var. Böyle hayır. Tarih kurum bastığı her kitabı raportörden geçiriyor. Yok. Yani nerede raportör? Raportörünün olması lazım. Yok. Yani çünkü ilmi yok. Sorumluluğu taşıyacak başka kişiler. Efendim, bu proje Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri birimi tarafından desteklenmiştir. Desteklenmemiş, katledilmiş proje. Burada profesörler, doçentler, yardımcı şeyler, araştırma görevlileri, hepsinin isimleri var. Hep beraber kitaba tecavüz edilmiş. Şeye. Şimdi efendim, mesela birkaç örnek, şiirlere baktım sadece. Köksu diye bir yer var mı İstanbul'da? Kuş dili Köksu. Tam kuş dili olunca zaten Köksu olacak bu taraf, Anadolu tarafını söylüyor. Dinlediğimiz güzel parçanın. Şimdi, o benim şiveme etvarı makalatıma denk. Bu nece bu? Mana yok. Böyle yazarsa olmaz. Şu, o benim şiveme etvarı makalatıma denk. Bunu demek istiyor. Efendim, yani imla sıfır en başta. İmla hak getire. Şapka bilmem ne yok, yangından mal kaçırıyor gibi. Nalekârı firkatım, çeşm, ayrı kelime anımı, pürnem görün. Yahu nalekârı firkatım, çeşm anımı, pürnem görün. Ayrılık acısından dolayı ağlayıp sızlıyorum, nalere diyorum. Gözüm yaş içinde, gelin görün diye adam, buna gözünü oyuyorlar. Şairin. Dinleyin muhrik figanı, ateşin bir dem görün. Ateşin, ateşten olan, ateş dolu. Münkirini aşka karşı gözler eğme suyunu. Ne suyu bu? Herhalde suyunu olacak bir şey. Bezin düşüyor. Allah aşkına. Halife Abdül Mecid'i yazmış zavallı şey, Zeki Pakal'ın. Müzik tarafını yazmış. Ofelia Kalfa piyano, Firuze Kalfa konterbahı çalmak suretiyle. Kontrbas demek istiyor sevgili seyirciler. Tarih kurumunun Türkçesi de kontrbas olmuş, konterbah. Bir, ikincisi hadi şeyde de yanlış var. Bilgide de yanlış var. Bu meşhur haremde Beethoven tablosunu bahsediyor. Orada Firuze Kalfa'nın çaldığı violonsel kontrbas değildir. Bir başka örnek. Konterbah. Sen neredesin ey mehlika menbaı ülfet? Vezin yok. Herhalde sen neredesin ey mehlika-i menbaı ülfet olacak bu. Mesela bu cildi kim hazırlamış efendim? Prof. Doktor Mehmet Metin Hülagü. Kontrabah mıydı, neydi o şey? Suyunu gösteren, kök suyu haritaya ilan eden hocanın ismi efendim. Prof. Doktor Mehmet Metin Hülagü. Tarih kurumu yayını. Bir başka cilt alıyoruz efendim. Yani... Kontrabah kelimesi çok hoşuma gitti benim. Mihman ne demek mihman? Bilmiyorum. Mihman demek istiyor. Bağdı sabah ahesta, Rumca gibi. Es gülzare mimmandır gönül. Bağdı sabah ahesta es gülzare mihmandır gönül demek istiyor. Mimmandır. Açarak bas çıktı karşıma. Yardımcı doçent doktor Şakir Batmaz. Bunu yapan o, bu hale getiren. Yalnız söyleyeyim koca, yani şu kaç sayfa bu kitap? 170 sayfa falan işte. İndeksi çıkın 156 sayfa.
150 sayfada sadece bulduğum bu değil. 5 dakika içinde bulduğum bu ciltte bu. Acar Aras çıktı. Kim bilir daha neler var. Efendim, başka bir seçmece yaptık böyle. 4. cilt. Burada böyle kağıt koydum içine komedilerin. Ha. Bir metin okurken biraz idrak diye bir şey vardır. Metni anlamak vardır. Kafanızı vermeniz lazımdır metne. Gezdiğin yerlerde sen severdin Safa. Safa sevilmez, Safa sürülür. Sürerdin de severdinin yazılışı birbirine benzer eski harflerde. Bu cildi hazırlayan yardımcı doçent doktor Havva Selçuk. Efendim, severdin Safa. Meslektaşlarınızdan bahsediyorum Erhan Bey. Kıymetinizi bilin. Efendim, şiir bilmeyen, vezin bilmeyen, edebiyat bilmeyen nazım işine girmesin lütfen. Böyle saçmalıklar, cehalet şeyleri çıkar. Buradan anlam ne oluyor? Böyle oluyor. Manaçı gezdiğin yerlerde sen Safa, sen gezdiğin yerlerde eğlenme severdin. Safa sürülür Türkçe'de. Ve Zeki Pakal'ın da bunu severdine sürmeyi sevmek okuyacak okuyan kadar cahil bir Türkçe cahili değildir. Mutlaka eminim, tekrar söylüyorum orijinalini görmedim. İddia ediyorum böyle olması lazım. Sürdün. Gezdiğin yerlerde sen, hatta sürerdin değil, sürdün vezin icabı. Gezdiğin yerlerde sen sürdün Safa. Biz vatan derdiyle yandık, ruzu şen. Şuna bak. Efendim, bir başka cilt şöyle sırayla gidelim bari. 5. cilt kim okumuş? Yardımcı doçent doktor Özen Tok. Tanıyor musun? Tanıyor musun? Tanıyorum arkadaşım. Erkek mi hanım mı Özen? Erkek. Çünkü bazı değişik isimleri anlamıyorum. Özen Bey. Biz geçti güzarız hane-i harabız. Şiirde hane-i harap diye bir şey yoktur. Özen Bey değil mi? Biraz öğrenin lütfen, hane harap denir ona. Biz geçti güzarız keş hane harabız. Tamir kabul etmez viraneyiz biz. Tamir kabul etmez. Burada bir şey var. Hane harabızdır o. Hane-i harap değildir. Fakat Fas'ta bir atasözü vardı. Şimdi aklıma geldi. Kudam galet etra tahsih konam. Ey hane harab. Ey Ebu Bakî Kılasçı, hangi hatanı düzelteyim derler. Buradan şimdi aklıma geldi. Efendim, Allah aşkına siz bu arkadaşın ünvanına yardımcı doçent doktor. Bu titri almışsınız, doktor doktorası var, doktorayı yapmışsınız. Şeyh-i velayet diye bir şey olmadığını, bu kelimenin, terimin tasavvufta şah-ı velayet olduğunu, hadi siz bilmiyorsunuz, o eçel hocalarınızdan hiçbiri mi öğretmedi size? Tabii şeyh-i velayeti Murtaza derler bize. Tabi-i şah-ı velayet Murtaza derler bize. Hangi hazretten bahsettiğini biraz şeyiniz varsa anlarsınız. Şah-ı velayet kimdir? Biz şah-ı velayet kuluyuz, Emaleviyiz, meşhur şiir. Hazreti Ali'den bahsediyor. Onu bilmekle, anlamaktan bir haber, şeyh-i velayet demiş bu. Bu cilt felaket, bir tane daha var şurada. Burada yani çok affedersiniz, şimdi söyleyemeyeceğim bir söz söyledim. Edip Harabi meşhur. Son dönemin meşhur Bektaşi şairlerindendir. Yardımcı doçent doktor Özen Tok çok meşhur bir nefestir. Yani Bektaşi edebiyatının en meşhur nefeslerinden biridir. Kafının hitabı ısrar olmadan biz bu kainatın iptidasıyız. Ezbere okurum bu şiiri ben. Nefesi. Kimseler vasılı didar olmadan şey için bakıyorum ne yazmış. Ol Kâbi Ravze'nin evet nasıyız. Ya kaderim hiç Kâbi Kavseyn diye bir şey duymadın mı sen? Hiç mi sanatla, edebiyatla, mecburiyet tahtında okuduğun kitaplar dışında hiçbir şeyle mi ilgilenmedin? Kâbi Ravze'yi ne demek? Kâbi Kavseyn, Hazreti Muhammed'in miracında belli bir noktaya çıktıktan sonraki bir hadise yadıftı. Yok iken Adem'le Havva alemde hak ile hak yedik sırrı müphemde. Nasıl okumuş bunu? Bir gececik mühür, Hazreti, bak burası düzgün, hayret. Hayret. Ya bir, neydi ismi bu zatın? Özen Tok, arkadaşın. Yani bir yardımcı doçent doktor, Kâbi Kavseyn'i ya nasıl bilmez? Olabilir ya, yanlış yapar. Bir olamaz şekerim. Olur. Olamaz şekerim. O zaman metin ve şiir yayınlamaya cüret etmesinler. Herkes haddini bilsin. Ya da Kâbi Kavseyn'i bilen birisi. Kâbi hem de nasıl okumuş? Tam yazdığını okuyayım. Kâbi Ravze'yn. Ya bu hale mi geldi Türkiye'de ilim ya? Ah, arkadaşının kitabı. Efendim.
Prof. Doktor Ali Ak'tan burada bir şey işaret etmişim. Oo, bu inanılmaz bir şey bu. Sevgili seyirciler şu... Dur gözlüğümü takayım da şunu. Sadece bir şiirdeki hatayı gösteriyorum size. Şöyle yaklaşabilirsek kırmızılar benim yazımdır. Şunu zoomlayabilir misiniz? Neydi arkadaşın ismi, hocanın ismi? Şu. Sadece bir şiirdeki. Efendim Mithat Cemal Kuntay'ın bugün çok kişinin özellikle lise öğrencilerinin ezberinde olan bir şiirdir. Bunu yanlış yazıyor bu profesör. Neymiş? Prof. Doktor Ali Ak'tan. İlmine kurban olayım böyle hocalarında. Efendim şeyin Talat Paşa'nın cenazesi yani Ermeniler tarafından katledilen Talat Paşa'nın cenazesi 1940'lı yıllarda yani İsmet Paşa'nın Cumhurbaşkanlığı döneminde Berlin'den, Berlin'deki geçici kabrinden yani 21'de orada katlediliyor paşa. İşte 20 küsur sene sonra İstanbul'a getirilir ve Hürriyet-i Ebediye Tepesi'ne defnedilir. O sırada son dönem Türk Edebiyatı'nı çünkü ben yani son dönemden kastım, klasik dönemi kastediyorum. Cumhuriyet döneminin, Cumhuriyet'in ilk yıllarının meşhur kahramanlık şiiri, yani işte bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, onun şiiridir. Kahramanlık şiirlerinin şairi, eski bu edebi terimleri kullanmıyorum, seci şiir, şey şiirler falan diye, şecaat şiirleri çünkü anlamazlar. Bunu yazan ulema bunları anlamaz, o terimleri. Çok meşhur bir gazel yazar. Talat'ın tabutu önünde diye. Ve Cumhuriyet Gazetesi'nde o zaman bu yukarıdan aşağı yayınlanır. Alnındaki ter bir vatanın döktüğü terken nabzındaki kan belki de bir nesle yatarken diye başlayan bir şeydir. Sonra neymiş sana heykel ne demekmiş sana türbe ardında kalan ter arkanda kalan tertemin ismin yetişir be diye biter. Hatta çok kızmış be diye bitirmiş ya tartışması olur bunun. Bu ne be diyeceksiniz şimdi. Efendim Prof. Doktor Ali Ak'tan yazdığını okuyormuş size. İlk iki mısrayı atlamış. Heh bir şey demiyorum. Belki Pakal'ın yazmamıştı. Ama bu halkları Pakal'ın etmez. Okuyorum efendim. Karşımda şu bir torba kemik sen misin anlat. Biz dipdiri verdik de seni bir devlete Talat. Ti olmayacak orada efendim vezin gider. Biz dipdiri verdik seni bir devlete Talat. Mef'ulü, mefa'ülü, mefa'ülü, fe'ulü. Bunu da mı bilmiyor bu profesör? Efendim, sen devlet adamı, millet adamı, bayrak adamdın. Senin Türkçeni kurban olayım ben. Şeye bak. Sen devlet adam, millet adam, bayrak adamdın. Allah Allah. Devlet adamı, millet adamı, bayrak adamdın. Ne cüretti ya vezin bilmeden şiir yayınlamak? Efendim, şanlar senin ölçünde palavraydı yalandı. Türkçe'de senin ölçünde bir şey de denmez. Sıfat gelmez arkasında. Şanlar senin ölçünle palavraydı, yalandı. Şiir budur. Şimdi şurada bir mısra var. Bu Talat Paşa'nın ruhuna da efendim o dönemde Avrupa başkentleri, Avrupa şehirlerinde katledilen bütün Türk siyasilerin ruhuna hakarettir. Diyor ki şey, şiirin aslı şu. Ben size onu okuyayım. Asla derileşmezdi vezir esbabı sende. Sen zorla büyüktün ne kadar istemesen de. Şiirin aslı budur. Prof. Doktor Ali Ak'tan efendim şöyle buyurmuş. Asla derileşmezdi vezir esbabı sende. Sen zorla büyüttün ne kadar istemesek de. Neyi büyütmüş? Sen zorla büyüttün ne kadar istemesek de. Ya bu derece bir insan şey olur mu? Hepsi dostun çok zor durumda kalıyorsun biliyorum ama. Buna cevap veremezsin şekerim. Efendim bir mısra ne imiş sana heykel, ne demekmiş sana türbe? Hoca hiç sen vezin diye bir şey ortaokulda okumadın mı ya? Üniversiteyi bırak ortaokulda okuduk biz bunları. Neymiş sana heykel, neymiş sana türbe? Ne demekmiş sana türbe? Al arkamda kalan tertemiz ismin yetişir be. Adamlar böyle güzel isim bırakıyorlar. Bir de öyle o ismi ediyorlar. Şuraya bak. Sen zorla büyüttün ne kadar istemesek de. İstemesen de. Kef-i Nuni'yi bilmiyor. Profesör olmuş. Kaf-i Nuni'yi nerede nasıl geçer bilmiyor. Efendim 13. cilt. Kimmiş? Okutman Cengiz Kart'ın profesör olmadığına göre Cengiz Bey. Az şey yapacağım. Gıybet edeceğim.
Cengiz Bey, meclisi zindan diye bir şey yoktu. Meclisi rindandır o. Ve edebiyata da çok geçer. Herhalde noktayı görmedi. Ya da fazla hayır, nokta, nokta fazla nokta şey yap. Fazla yaratmış. Nokta koymuş. Neşvemen de feyz olup uşşaka bir meyhaneneyim. Meyhaneneyim. Hayır meyhaneyim. Hadi imla hatası diyelim. Tarih kurumu şey yapmıyor diyelim. Musahih edisyon parası vermek istemiyor diyelim. Neşvemen de feyz olup uşşaka bir meyhaneyim. Meclisi rindanı hakta devreden peymaneyim diyor adam. Mehmet Nurettin Efendi şair. Bunu almış meclisi zindanı hakta. Yahu Allah'ın zindanında kurulan meclis olur mu? Meclisi rindanı hakta devreden peymaneyim. Allah aşıklarının bir araya geldiği mecliste elden ele dolaşan kadehim diyor şair. Tabii bunu anlamak zarafet ister. Meclisi zindanı hadi. Şimdi efendim netice. Bu kitapların tekrar söylüyorum şahitsiniz yani yalan söylüyor denmesin diye. Asıllarını görmeden 20 dakika veya yarım saat içerisinde sadece şiirlerde vezin bilgisiyle bulduğum hatalardır. Şimdi bunun orijinallerini çünkü bu şiir kitabı değil bunlar biyografi kitabıdır. Şu metinlerde bakın bunlar bir şiir değildir. Şiirler çok azdır içinde. Şöyle falan geçiyor. Şuralarda şu kadar şiir. Bu şiirlerde bu kadar hata yapan adam bu metinde kim bilir ne haltlar etmiştir. Ve bunu tarih kurumu basıyor. Çok aziz dostum Yusuf Halaçoğlu'na aslında geçmiş olsun diyorum. Hoca bu senin zamanında Allah'tan çıkmadı. Gerçi sen çıkartmazdın böyle bir kitabı. Ama ne diyeyim? Tarih kurumu namusunu kurtarmak için bu kitabı piyasadan toplatmak zorundadır. Böyle bir kitap Türk Tarih Kurumu. Köprülü'nün kemikleri çatırdıyor. Uzun Çarşılı'nın kemikleri çatırdıyor. Rahmetli sizin hoca Cengiz Hoca'nın, Yusuf Hoca'nın hocası Cengiz Orhoğlu'nun kemikleri çatırdıyor. Hepsinin kemikleri çatırdıyor bu kitaptan. Bu utanır insan böyle bir kitap çıkıyor. Ali Bey dostumuz, Türk Tarih Kurumu Başkanı. Çünkü buraya da bir şey yazmışlar. Önsöz yazmışlar. Pardon, önsöz değil. Pakalı'nın hayatı ve eserlerini yazmışlar. Bir şey vardır eskilerin tabiriyle. Bir kaziye-i mensuha derler. Hatta Abdülbaki Hoca şeyi iptal ettiği vakit Melami'yle ithafını melamilik ve emri kaziye-i mensuha yazmıştır. Lütfen bunu kaziye-i mensuha hükmüne getirin. Belki anlıyorsunuz dediğim ama anlamıyorsanız iptal edin demek istiyorum. Basit manasıyla söyleyeyim. Ve böyle bir kitap Türk Tarih Kurumu böyle bir kitap çıkartma hakkına sahip değildir. Atatürk'ün mirasından trilyonlarca para alan İş Bankası'yla paramı ver benim diye mahkemelik olup o parayı bankaya yatırıp abuk subuk kitaplar yayınlayan Tarih Kurumu böyle bir saygısızlık yapamaz ilme karşı. Köprülü ben çatırtıları şu anda duyuyorum. Sağdan sola dönüyor klinik sesleri. Uzun Çarşısı bilmem nesi. Öbür tarafta inanıyorsanız herhalde size hoş şeyler söylemeyeceklerdir. Zeki Velidisi bilmem nesi yahu kimlere kalmış kurum? E ne yapacaksın kardeşim şeyi Halaskaran zabitan zanneden kişi kurum başkanı olunca bu adalar normaldir. Yusuf Hoca geçmiş olsun. Dediğim gibi senin zamanında herhalde çıkmazdı böyle bir hata ama yangından mal kaçırır gibi bu kadar saçma sapan birbirinden yanlış şeyler ve dediğim gibi 20 dakikada yarım saatte bulduğum orijinal yanıma gelse bu kitap gelincik tarlasına döner kırmızılarda. Yani Türkiye'de ben kesin fikrimi söyleyeyim sevgili seyirciler. Tarih bitmiştir. Bu iş bitmiş. İşte bir iki arkadaş var. İlber Hoca. Zevkini çünkü bir işin zevki alınmadan o iş yapılmaz. Yok tarih bitmiştir. Tarih kardeşim bunlar tarih kurumu çıkarttı. 19 tane tarih hocası, profesörü bilmem nesi böyle galaksi gibi ünvanlar omuzlarında. Profesör, doçent bilmem ne. Böyle haltlar ediyorlar. Bu iş bitmiştir. Tarih bundan sonra sen de hobi olarak yap. Mesleki şey yapma. Bunlara yani öyle bir yani, metin yanlış diye tarih rezin etmez. Bilmeden, edebiyat bilmeden sen Talat Paşa'yı nasıl hakaret edersin, şey yaparsın, öteki şairlerin şiirlerinin içine edersin. Ayıptı işte efendim bu. Türk Tarih Kurumu'nun son durumu. Sitelerinde istedikleri kadar 19 cilt büyük eser desinler. İlme, bilgiye, malumata, her şeye tüy dikmiştir bu kitap. Eğer Tarih Kurumu'nun Ali Bey, Ali Birinci, Profesör Ali Birinci dostumuz, kurulum başkanı, demin ona da laf attım. Eğer bir parça ilmi namusu varsa bu kitabı piyasadan toplatır, imha ettirir. Böyle bir terbiyesizlik, saygısızlık ilimde yer bulamaz. Mesele budur. Şimdi dostlarını savunacaksan savun. Yere atacağım da şeyi kırar kitap. Tuğla gibi burası çatlatır. Evet, savunacaksan savun. Hayır, burada
şey var. Bak, makul savunacaksın aslında. Hayır, hayır, dost değil. Şimdi mesele dost şu. Dosyayı yap. Yani bir tane kitaptan kalkıp tarih bitmiştir demez. 19 cilt. Hayır, olabilir. Ya da Türk tarihi kurumu buradaki, çıkardı, 19 cilt. Buradaki en büyük hata. Kör mü bu adamlar? Hayır, buradaki en büyük hata şu. Edebiyatçı alınmadan yanına, iyi vezin bilinen edebiyatçı alınmadan bu eser yayınlanmaz. Erhan, onu bırak. Bunu yapan tarihçi ne cesaret bu ya, medeni cesareti, küllü cahilin cesur sözünü doğruluyor. Bu bence şunun da çok büyük göstergesi. Öyle bir şey olmaz. Ben bugüne kadar hiç tarih kurumunda, evet daha önce bir iki kitap çıktı, kurumunda toplattı. Yani Ali Beyciğim, Ali'cim, Yusuf Bey'in yaptığını yap. Halacoğlu toplattı o kitabı. Üçüncü Selim Uzun amcasını. Kurumun namusuna sahip çıktı. Sen de başında bulunduğun kurumun namusuna sahip çıkmak zorundasın. Bu o kurumun utanç vesikasıdır. Sen Atatürk'ün mirasından para alacaksın. Milli müesseseyi izleyeceksin. Yok 12 Eylül bize şunu yaptı, bunu yaptı diye yakınacaksınız. Kanunumuz yok diyeceksiniz. Allah'tan sizin kanununuz çıkmıyor. Çıksa demek ki yani düşünmek bile istemiyorum. Mesele budur. Ya bakın, ben son yıllarda özellikle üniversite kültüründe hep şunu görüyorum. Belli hocalar, belli bölümler sadece kendi konularını biliyorlar. Yani diyelim fizik mi? Fizik hocası sadece belli bir kuram üzerine gidiyor. Ama tarih fizik değildir. Ha, ben onu demeye getirmiyorum. Ben genel olarak bölümlerin sadece şöyle at gözü mü denir ona, gözlüğü. Şöyle baktıklarını ve diğer bölümlerle ilgili, diğer alanlarla ilgili kör cahil olduklarını görüyorum. Dolayısıyla mesela siz gidip de böyle bir şey yapıyorsanız, Erhan Bey'in de dediği gibi belli bu konunun eksperi edebiyatçılar tutulur, onları doğru dürüst yazar. Diğer bölümlerine bakmadınız. Belki efendim, efendim şimdi diğer bölümlerine bakmak için benim yazmanın fotoğraflarının tabii yanında olması lazım. Tabii onlara zaten belki bir ama sonraki... anlaşılıyor şimdi mesela kontrbas. O da abuk sabuk bir kelime konuşuyor. O zaten kardeşim. Belli ki inanılmaz büyük bir Pelin Hanım, gayri şimdi, ciddiyet olduğu yok ortada. Yok canım bunlar... Şimdi Pelin Hanım mesele başka. Fizikte olabilir dediğiniz ama tarih, edebiyat, musiki bunlar iç içe ilimler. Ya ben onu söylemeye çalışıyorum. Bir tarihçinin kardeşim vezin bilmesi şarttır. Şunu yapan adam, şu rezaleti yapan adam bugün bir kaleye gitse bak bir kitabe görse okumaktan acizdir. Ve yazdığı hiçbir şeye güvenilmez bunların. Keşke 19'unu getirip 19'unu da ismini saysaydım. 6 tanesini getirdim. Ama yani ben zaten bir onu tarihçi nasıl vezin bilmez yahu? Sen kitabeyi nasıl okuyacaksın kardeşim vezin bilmiyorsan? Böyle okuyasan vezni. Kabe Kavseyni, Rabi bilmem ne diye okursan. Bu kadar cahilsen. Yaprak hasta oluyor bak orada. Hapşırmaya başladı. Şimdi kardeşlerine şey arkadaşlarını kardeşlerine korumak için şey yap. Bak şarkı söyleyemeyecek Yaprak ondan sonra. Hasta söyle söyle daha şey yap. Da biraz önce. Üşüttü yani. Yani evet, bugün tarihçiler maalesef edebiyattan bir haber. Şiirden bir haber vezinden. Ve vezin olmadan bu iş olmaz ama külli cahilin cesur fehvası mucibince acaba anlayabilecekler mi o lisanı konuşursam? İşe atılıyorlar. Büyük proje gibi ortaya atılıyor. İşe çıkan proje. Şeye bak. Ya, ayıptır yahu. Hepsini hakikaten kemikler sızladı. Duydun mu çatırdıyı? Zeki Belediye tekme attı birisine şu an. Ben sizden çatırdı duydum. Evet. Evet efendim. Biz yaprakla devam edelim. Efendim kemik çatırdaması diye bir deyim var mı diyorlar. Elif Hançet'in vardır efendim. Kemik sızlar da çatırdar da. Evet efendim şimdi bu rezaletten sonra sinirlendim canım şey oldu. Kısa bir ara verelim. İşte sen de zaten telefon aç. Ya bu delidir çok uğraştım söylemesin diye mani olamadım diye. Burada ismi geçen Zevat'a şey yap. Ama son defa söyleyeyim. Ali'ciğim, kurumun, merhum kurumun başkanına sesleniyorum. Profesör Ali Birinci'ye. Merhum, mağfurun leh, tarih kurumu. Mağfurun şeye, kurum başkanına. Eğer ilmi haysiyeti varsa bu kurumun, başındasın bu kitabı toplatırsın. Böyle terbiyesizlik olmaz, saygısızlık olmaz. İlme terbiyesizlik bu, saygısızlıktır. Yani ve seninle biz çok müşterek dostlarımız vardı eski dönemde. Mesela Ekrem Bey. Rahmetli Fahri Beyler şunlar bunlar. Böyle bir şey onlara götürseydi ne derlerdi düşün. Şimdi o müessesenin başındasın sen. Ve sadece o toplatmak değil. Bu adamlardan hesap sorman lazım. Senin paranı Atatürk'ün mirasını sokağa atmıştır bu adamlar. Evet efendim kısa bir ara veriyoruz. Sinirim geçsin biraz sonra devam edeceğiz.